Herkese merhaba arkadaşlar. Zerdüşt ve İslamiyet arasındaki benzerlikler konusuna devam ediyoruz. Bu ikinci videomuz. İlk bunu izliyorsanız mutlaka bir önceki videoya bakın. Bugünkü konumuz Sırat Köprüsü ile alakalı olacak. Aslında birkaç video ile ben bunu tamamlamayı düşünüyordum ama ilk videodan sonra yani epey bir talep oldu. Yani bu videolara devam etmem konusunda. Zerdüştlükle alakalı detaylı olarak Caps'i bitirdikten sonra daha detaylı bilgi vereceğim. Yani Avesta ve Kur'an-ı Kerim arasındaki benzerlikler ve benzer olmayan şeyler. Yani evet, şu anda benzerliklerden bahsediyoruz ama benzemeyen binlerce şey var. Zerdüştlükle akla hayale, mantığa sığmayan inanılmaz inançlar var. Bunların da detaylarını vereceğim. Şimdi Zerdüştlük'te Cinnat Köprüsü var. Ölenler, ölen ruhlar direkt bu köprüden geçiyorlar. İşte iyiler başarıyor bizdeki gibi, kötüler cehenneme düşüyorlar. Bizde de Sırat Köprüsü var. Bu benzerliği nasıl açıklayacağız? Şimdi önce şunu söylemem gerekiyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Sırat Köprüsü ile alakalı bir şey yok. Hadis külliyatımızda var Sırat la alakalı bilgiler. Hadislerde de şu şekilde geçiyor. Şimdi Peygamber Efendimiz döneminde hadisler yazılmadı. Dört halife döneminde de yazılmadı. Ta Ömer bin Abd ilk denemeler Ömer bin Abdülaziz döneminde yapılıyor. Bu da Peygamber Efendimiz'den yaklaşık 100 yıl sonra anlamına gelir. Ve bu arada bu 100 yıl içerisinde hadislerle alakalı herhangi bir dini inanç söz konusu değil. İnsanların ellerinde çünkü hadis yok. Yani 3 milyon kilometre karelik bir alana İslam dünyası hakim. Ama ellerindeki Kur'an-ı Kerim tabii ki tüm dillere yeterli olarak çevrilmemiş. Çevrilenler de zaten çok az. Yani mesela İran fethedildikten sonra oraya halife bir vali atıyor. Evet, belki birileri de gidip yerleşiyor ama bütün İran coğrafyasına İslamiyet Kur'an merkezli hiçbir şekilde ulaştırılmadı. Veya sadece İslam'ın belli başlı esasları bu insanlara ulaştı. Ama tabii ki detaylar, fıkıh vesaire onlar zaten çok sonra oluşmuş şeyler. Dolayısıyla bu insanlar Kur'an-ı Kerim'e göre yaşadılar. Hatta profesyonel anlamda hadislerin birleştirilip işte elenip yani uydurma olanların elenmesi, yeni olanların işte sahih olduğu düşünülenlerin bir araya getirilmesi Peygamber Efendimiz'den 200 yıl sonra oldu. O aradaki 200 yıl içerisinde insanlar sadece Kur'an-ı Kerim'e göre yaşadılar. Mesela Kur'an-ı Kerim'de hırsızlık yapmayın yazıyorsa hırsızlık yapmadı. İşte komşunla güzel geçin diyorsa komşusuyla güzel geçindiler. Adam öldürmediler vesaire. Yani Kur'an-ı Kerim'e göre bir İslam yaşandı. Ama İran tabii ki köklü bir coğrafya. Burada binlerce yıldır oturmuş dinler var. Bunların da en büyüğü o dönemde Zerdüştlüktü. Tabii ki bu halkın tümü bir anda Müslüman olmadılar. Hindistan'a gidenler oldu, kaçanlar oldu ama orada da yerleşen bir Zerdüşt bir halk vardı. Kendi din adamları vardı, ateş gedeleri vardı, mabetleri vardı. Bunlar sonuçta yıkılmadı. Bunlar inançlarına devam ettiler. Bir kısmı da belki vergi ödememek için sonuçta Müslüman olmayanlardan cizye alınıyordu, bir vergi alınıyordu. Bunları ödememek için de kendi dinlerini, kendi inançlarını Müslüman görünümüyle yaşamış, yaşatmış olabilirler. Böyle bir ihtimal var. Yani çünkü Sırat Köprüsü ile alakalı tüm bilgileri biz hadis külliyatımızdan, rivayet külliyatımızdan öğreniyoruz. Kur'an-ı Kerim'de buna dair herhangi bir şey yok. Kur'an-ı Kerim'de iki tane delil olarak gösterdikleri iki tane ayet var. Bunlardan bir tanesi Sırat-el-Mustakim ifadesi. Fatiha suresinde geçiyor. İhdine Sırat-el-Mustakim, Sırat-el-Lezine en'amte aleyhim şeklinde. Ya yani bunun anlamı şu. Allah'ım bizi dost doğru yoluna ilet, nimet verdiklerinin yoluna ilet. Bu kadar. Oradaki Sırat kelimesini alarak kültürümüze bir köprü şeklinde duyurmuş. Sırat yol demek. Yani gidilecek yol, güzergah demek. Allah doğru yoluna ilet bizi şeklinde dua edin diyor. Bu kadar. Yani onun dışında Kur'an-ı Kerim'de delil getirilemiyor. Bir tane daha ayet var. Onu da söyleyeyim. Delil sundukları. Meryem suresinde geçiyor bu.
71 ve 72. ayetlerde Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. İçinizden hiçbiriniz istisna edilmemek üzere mutlaka herkes cehenneme uğrayacaktır. Herkes cehennemi görecek. Bu Rabbinin katında kesinleşmiş bir hükümdür. Ancak daha sonra Allah'tan korkup sakınanları oradan kurtaracağız ve zalimleri de toptan cehennemde bırakacağız. Ayet bu. Buradan da şimdi mantık yürütmüşler. Yani delil bulmak için cehennemden nasıl kurtulacak Müslümanlar? Mutlaka bir köprü vardır. Oradan geçen geçecek, düşen kalacak. Zaten böyle de rivayetler var. Bu ayetlerde demek ki bunu anlatıyor şeklinde mantık yürütmüşler. Olabilir. Yani burada şu çok önemli. Şimdi Sırat Köprüsü'ne inanç bir iman esası değil. Bir şeyin iman esası olabilmesi için Kur'an'da açık bir hüküm olması gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'de herhangi bir açık bir hüküm yok. Bu rivayetler esas alınarak böyle bir inanç geliştirilmiş. Tabii ki bir insan bu rivayetlere inanabilir. İnananlara da kafir diyorlar. Tabii ki yani Kur'an merkezli din anlayışında bunda da aşırıya kaçılıyor. Yani adam işte 1400 senedir gelen bir gelenek var. Rivayetlerde böyle bir şey var. Sırat köprüsü var. Birçoğumuz inanıyoruz hani böyle bir köprüden geçilecek şeklinde. Şimdi buna inanan adama kafirsin diyorlar, müşriksin diyorlar. Ya çok aşırıya kaçmaya gerek yok kardeşim. Ya Allah'ın bizden istediği belli başlı şeyler var. Yani bir insan bu rivayet kültüründe Kur'an'a açık aykırı bir şey değil yani direkt zıt bir şey değilse bir insan böyle bir şey inanıyor diye kafir denilir mi? Bu kadar basit mi? Kafir olması için Kur'an-ı Kerim'in açık hükümlerini reddetmesi lazım. Sırat Köprüsü ile ilgili bir şey yok ki. Olabilir. Yani Sırat Köprüsü olabilir. Sonuçta ilk videoda da dediğim gibi Zerdüştlük döneminde indirilmiş bir hakzin olabilir. Bir takım benzerlikler. Evet var. Gerçi rivayetler üzerinden benzerlikler var ama olsun. Yani onlar da tek Tanrı'ya inanmışlar. Kutsal kitapları var. Zerdüşt orada iyiliği anlatmış vesaire. Tabii ki bu bir benzerlik olabilir. Sonuçta aynı kaynaktan bilgi alındıysa, yani sonuçta Zerdüşt'te Peygamber Efendimiz'e bir peygamber, Zerdüşt'te bir peygamberse eğer gelen kaynak aynıdır. Ve Sırat Köprüsü diye bir şey varsa vardır. Ya bu bizim için bir şey ifade etmez ki. Sırat Köprüsü'nün var veya yok bizim için neyi değiştirir ki? Hiçbir şeyi değiştirmez. Beri tarafta da kardeşim Kur'an-ı Kerim'de böyle bir ayet yok. Mecusilik de var. Buradan entegre edilmiş olabilir. Yani iz sürdüğümüzde, rivayetlere baktığımızda, Zerdüşt'le kıyasladığımızda çok benzer ifadeler var. Özellikle sonraki capslerde inanılmaz benzerlikler anlatacağım size. Yani Miraç'la alakalı, namazla alakalı vesaire bir sürü şey birebir aynı. Birebir. Yani çok şaşıracaksınız. Diğer videolara da mutlaka bakın. Detaylı işleyeceğim. Yani bu kepse cevap verdikten sonra Zerdüştlük konusunu komple anlatmayı düşünüyorum. Yani bir 8-10 video yapacağım inşallah. Şimdi bu sefer de Kur'an-ı Kerim'de yok böyle bir şey diyenleri şeyi inkar ediyorsun, kafirsin diyorlar. Sırat Köprüsü'nü inkar ediyorsun, kafirsin diyorlar. Kardeşim yani böyle bir şey yok. Tekfir üslubundan Müslümanın artık kurtulması lazım. Birbirlerini tekfir etmekten vazgeçmesi lazım. Ayet inkar etmiyor ki ortada bir şey yok. Ve bu hadislerde ilim sahiplerinin birçoğu tarafından Sırat Köprüsü zaten eleştirilmiş. Böyle bir şeyin Kur'an'a aykırı olduğu da söylenmiş. Bu tarz görüşler de var. Bu insanı kafir yapmaz. Bununla alakalı hatta ben bir video çekmiştim. Onu o arada kaynadı öyle duruyor. Ben onu bu videodan sonra araya sıkıştırmayı düşünüyorum. Bu önemli bir konu çünkü tekfir konusu. Müslümanların birbirini tekfir ederek birbirini bu arada 1500 senedir doğramaları konusunda bir şeyler söyledim. Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetler delil olarak gösterdim. O video önemli. Mutlaka ona da bakmanızı isteyeceğim. Burada sonuç olarak yani benzerlik İslamiyet'e herhangi bir zarar vermiyor. Yani Zerdüştlük ve evet alınmış olabilir. Yani ama Kur'an-ı Kerim'de yok. Bu bir inanç esası değil. Veya alındığını düşünelim. Veya benzediğini düşünelim. Dediğimiz gibi vahiy kaynakları aynıysa zaten benzemek zorunda. Yani bu iddia Sırat Köprüsü Mecusilikten alınmış olsa da olmasa da İslam'da olsa da olmasa da İslam aleyhine bir delil değil. Herhangi bir şey ifade etmiyor çünkü.
Yani Kur'an-ı Kerim'de böyle bir bilgiye rastlamıyoruz. Bunun dışında tabii ki Sırat Köprüsü ile alakalı hani çok fazla uzatmaya gerek duymuyorum herhangi bir şey. Çünkü gayet açık ifade ettiğimi düşünüyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere. Zerdüştlüğe devam edeceğim. Dediğim gibi önemli bir konu. İnşallah Zerdüştlük ile alakalı 3 aşağı 5 yukarı her şeyi öğrenmiş olacaksınız bu videoları bitirdiğimiz zaman. Seri yapmayı düşünüyorum. Daha sonra yani dinler tarihi üzerinden yürümeyi düşünüyorum. Hristiyanlık ve İslam şeklinde devam edeceğim. Sonra Yahudilik ve İslam, Uzak Doğu dinleri ve İslam şeklinde herhalde bir 30 kadar video yapmayı düşünüyorum. Şu anki planım bu. İnşallah Allah kısmet ederse. Ya önemli videolar olacak. Mutlaka bunları takip ederseniz birçok şey kazandıracağına inanıyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.